içki içmenin haram olduğunu ve büyük günahlardan olduğunu biliyoruz. Biraz da bundan bahseder misiniz diye bir sual var hocam. Evet, şimdi gerçekten yani bunları konuşmak da insana bayağı şey geliyor. Yani bahsetmek bile biraz ağır geliyor ama maalesef demek ki yani konuşulması gereken bir mesele. Ya içki kadar, ben şöyle söyleyeyim, insanı Allah-u Teala yeryüzünde halife olarak yaratmış. Halife ne demek? Yani yeryüzünde örnek. Her şey örnek. İnsanların kendi içerisinde örnek, kainata örnek, yaşantısıyla İslamiyeti, Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını insanlara duyurma noktasında olsun. Mesela niye Allah-u Teala bu özelliği diğer yaratmış olduğu mahlukata vermemiş de insana vermiş? Bunu düşünmek lazım. Yani insan kendisine yüklenilen dava olarak Rabbimizin emrini muhatap olan kişi olarak keremli bir varlık, kıymetli bir varlık. Ama maalesef şu içki denilen, Allah'ım inşallah düşmekten muhafaza eylesin. Düşmekten muhafaza eylesin. Ama düşenleri de en kısa zamanda kurtarsın inşallah diyorum. Amin. Ama içki kadar insanı aciz yapan, böyle ne bileyim yani rezil, rüsvay eden, gülünç duruma düşünen, ne bileyim işte böyle insanların nazarında böyle çok böyle aşağıların aşağısı bir konuma düşüren bir şey yoktur yani. Bir kötü alışkanlık yoktur. Şimdi düşünsenize Selim Hocam. Bir baba, Allah'ım inşallah hiçbir evladımıza o şeyi göstermesin de, içki içmiş, kendinden geçmiş. Yürüyemiyor, ayakta duramıyor böyle. Yerlere yatıp kalkıyor böyle. Şimdi o evladının, o babaya bir bakışını düşünür müsünüz ya? O evladın, o babaya şimdi ne gözle, nasıl bir yani bu benim babam. Ayakta duramıyor, sallanıyor, böyle konuşmaları bir tuhaf, kendinden geçmiş, akıl gitmiş, beyin gitmiş. İçki biliyor musun? Aklı gidiriyor yani malum. Şimdi evladın o çocuğa, o babasına bir bakışını şöyle bir hayal edebilir miyiz yani? Nasıl bakacak? Şimdi bu benim babam. İnsanların ona bakış açısı ve insanların o evlada veya o kişinin hanımına bakış açısı, işte sarhoş bir adamın çocuğu, sarhoş bir adamın oğlu veya artık çoğaltalım bu misali ya. Ne kadar insanı böyle kötü duruma, ne bileyim alçaltıcı, düşürücü, alay edici duruma düşen bir hastalık. Allah'ım onun için gerçekten şu içki zilletine, zaten Müslümana yakışmaz ifadesini kullanmaya bile gerek yok, düşmekten bizleri muhafaza eylesin. Düşenlerin de Allah'ım inşallah en kısa zamanda kurtulmayı nasip eylesin. Ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ifadelerin neticesinde şu hadis-i şerifi söylemek istiyorum. İçki diyor bütün kötülüklerin anasıdır. Çünkü insan içki içtiği zaman akıl gidiyor. Ne yaptığını bilmiyor. Konuştuğundan haberi yok, yaptığından haberi yok. Yarın işte gece bilmem ne yaptıysa sabah kalkıyor. İşte şöyle yaptı. Allah Allah ben mi yaptım diyor bu sefer. Hocam 3 gün önce kar temizliyor. O işte işçiler, adam içmiş, kafa yerindedir. Arabaya da binmiş. Adamların üstüne gidiyor. 3 tane adam orada canını alıyor ya. Yani belki dediğiniz gibi yaptığı işi farkında bile değil yani. Kendine sorduğu zaman böyle bir şey sen mi yaptın? Yani, ben mi yaptım diyecektir yani. Yani şimdi ne oldu yani şimdi? Yani o senin aklını aldı götürdü ve bırak kendine verdiğin zararı, insanlara da verdiğin zarar. Rabbim muhafaza eylesin hocam. Yani gerçekten bu sefer ne oluyor? Dediğim gibi kendine zararı var, ailesine zararı var, çevresine zararı var. Gençliğe işte her türlü zararı var. Ondan sonra o haldeyken her türlü günaha girme durumu var. Yani ne yapacağını bilmiyor ya. Zina da eder, içki içer zaten. Her türlü şeye. Onun için içki kötülüklerin anasıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesi hadis-i şeriftir. Allah'ım inşallah böyle bir ne bileyim kötü yani kötü alışkanlığa düşmekten muhafaza eylesin. Yakın bir zamanda bununla alakalı bana bir soru geldi. Yani bunu böyle çok böyle ehemmiyetini anlatmak için böyle bir soruyu burada da şey yapmak istiyorum. Şöyle bir soru geldi bana. Dediler ki hocam, sordular yani yakın bir zamanda, bir iki hafta olmamıştır yani. İşte hocam dediler ki içki içen kişi 40 gün işte namaz kılamazmış. Yani 40 gün ibadete yaklaşamaz gibi bir soru soruldu bana. Şimdi burada başta şöyle söyledim yani. Kesinlikle içkinin ne kadar büyük bir haram olduğu, ne kadar kötü bir alışkanlığı söyledikten sonra, ama şunu da karıştırmayalım yani. Allah'ım inşallah bu hasleti yapmaktan muhafaza eylesin. Oldu ki düştü. Ama şunu diyemeyiz yani. İşte içki içiyor, 40 gün içtikten sonra namaza yaklaşmayacak. Yani namaz kılamayacak. Değil. Oradaki şey mana o değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bununla alakalı bir hadis-i şerif var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada şunu
ifade etmeye çalışıyor. Yani çok kötü bir alışkanlık. Girmeyin buna. Buna düşmeyin manasında. Ama ifade o değil. İfade şu. 40 gün namazını kılacak. Yani 40 gün hiç yaklaşmayacak, namaz kılmayacak değil. Namazını kılacak ama içki içtiğinden dolayı kıldığı namazın farziyeti üzerinden düşer ama sevabından istifade edemeyecek. Bu mana bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in işte ibadete, 40 gün ibadete yaklaşmasındaki mana bu yani. Namazını yine kılacak. O, zaten o hasletten kurtulmak şartıyla. Ama kılsa bile o namazın sevabından mahrum kalmış olacak. E bunu kim ister? Hem kılıyorsun namazı ama hem de şey yok. Ne o? Sevabı yok yani. Onun için Allah'ım bu duruma düşmekten bizleri muhafaza eylesin. Hocam içki gerçekten son derece zararlı. Son derece insanı dediğiniz gibi aciz hale, kötü hale düşüren, insanların gözünden düşüren son derece kötü bir alışkanlık. Ama çok acayiptir ki Müslüman beldesi olan memleketimizde içki tüketmek sıralamasında ön sıralardaymışız yani. Evet. Bir de hocam bununla alakalı da çok bunun da reklamları çok yapılıyor. Görsel medyada olsun işte diğer insanların gözlerinin önünde olan her türlü şeylerde çok reklamı yapılıyor. İnsanlara da gerçekten bunun hani büyük günah olduğunu, şimdi memleketin ismini vermeyeyim, çok yaşadığım askerden yeni gelmiştik. Asker arkadaşımızın Trakya taraflarında bir yerdeydim, yine memleketin ismini vermedim. Bir düğüne davet etmişlerdi. Çok sevdiğimiz bir arkadaş, işte 5-6 tane arkadaş kalktık buradan gittik şeyin düğününe. Abartısı söylüyorum hocam, 5 yaşındaki bir çocuğa, 8 yaşındaki kendine 3 yaş olan işte abisi diyelim. Hani o içilen o beyaz bir şey var ya işte ismini söylemeyeyim ne. İç oğlum iç diyor yani bu diyor içmeyen diyor erkek adam mıdır diyerekten bu şekilde bir şey var. Yani bir özenti de var veya büyükleri tarafından da yönlendirme var değil mi hocam? Bunu da büyükleri olarak çok i̇şte iyi şuurlandırması yapmamız lazım. Bunun adı cahillik. Yani sanki içki içmek adamlıkmış gibi. Böyle bir şey var ama yani. İçen sanki bir adam oluyormuş gibi. Bunun adı cahillik yani. Yoksa bunu haramına bir daha yani yanlış katlanıyor. Yani ne oluyor? Onun haram işlemesine belki de o işi yapmayacak ama sen sebep olmuş oluyorsun. İşte onun için deniliyor ki harama giden yani iç, burada kastettiği içki içen de sebep olan da yani götüren de taşıyan da mesela alıyor o içki şeylerini satacak kişilere taşıyan da fabrikasını alıyor şu falan. İmal eden de yani içki imal eden de azı yok, çoğu yok, miktarı yok. Bir damlası da günah, tonlarcası da günah. Onun için içen, taşıyan. Adam ben şoförüm diyor hocam. Ben şoförlüğünü yapıyorum onu diyor. Taşıyorsa caiz değil. Çünkü sonuçta o, özellikle izleyenler tabii onu lazım. Yapıyorsa yani o fabrikadan aldığı yani o alıp da onu satan kişiler aynı şey zaten. Taşıyan dediğimiz bu zaten. Şoförlük yapmak önemli değil. Sonuçta o kamyonu sen kullanıyorsun. Yani o içkinin oraya taşınmasına sen sebep oluyorsun. Kötülüğün vesilesi. Vesilesi yani. Sebep olan da dedi ki yani. Alan, taşıyan, imal eden, içen, sebep olan hepsi aynıdır. Günahtır yani. Onun için Rabbim muhafaza eylesin. Rabbim bu kötü hasletten, kötü şeyi her türlü sebep olan olma hangi konumdaysa. Adam diyor ki ya diyor ben diyor ekmek paramı kazanıyorum diyor. İşte sadece içki yok diyor işte ne bileyim onun haricinde başka çerez satıyorum falan. Ama onunla beraber içki satıyorum. Alakası yok. Bak sen o işi yapmasan, imal eden, içkiyi imal eden fabrika onu yapmasa. Ondan sonra onu imal ettikten sonra taşıyan onu satıcıya götürmese. Satmasa. Satıcı da onu satmasa bu adam bunu nereden bulacak? Hiçbir yerden bulamaz. Bak bir anda iş ortadan kalkacak yani. Bu işler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem boşuna buyurmuyor yani. Alanda satanda taşın. Bu ifade boşuna değil. Yani demek ki sebepleri oradan kaldır. Belki de ne olacak? Çoğu insanın bulamamasından dolayı o şeyden kötü alışkanlıktan kurtulmasına sebep olmuş olacaksın yani. Hocam envarçılarda böyle bazen hani rastgele ayırt etmeden girdiğim zaman böyle içkili yerlerde denk geldiklerimiz oluyor. Adama diyorsun ki abi ya bunu yapma bu haram. Ben bunu yapmasam burayı çeviremem ki diyor. Yani içki satmasam bu dükkan dönmez gibi ifadeler var. Yani bununla alakalı da bir seyir izleyelim. Yani sonuçta sattığı şey haram mı? Kazandığı para satsa da kazandığı para haram bir para. Yani adama desen ki. Öyle bir şey yok değil mi? Yani dönmez falan diğer öyle helal şeylere kesinlikle de. Kesinlikle yok. Zaten şunu demek lazım. Abi sen haram para kazanmak ister misin? Abi sen çoluğuna çocuğuna haram lokma götürmek ister misin? İstemem hocam der. Hemen öyle der ha istemem. Mübarek bak. O sattığın içkiden kazandığın para var ya bu haram işte. Diğer helalleri de aynı şekilde değil mi hocam? Diğer hani belki
tamamıyla içki yok da diğerleri de var. Onlara da bu sefer karıştırmış olur. Haramı karıştırmış olur. Onlara haram diyemeyiz de ama haram parayı şekeri, evet, onlara karıştırmış olacak. Onlar o diğerleri diyemez. Ama sonuçta sen çocuğuna yani rızık olarak ne götürüyorsun? Haram lokma götürüyorsun. Ne olursa olsun haram lokmadan kazanan bir parayı da zaten kimsenin ne bereketi olur ne bileyim işte yani şey olur. En güzeli ne yapmak lazım madem bu konu burada açıldı. O işi yapan kardeşlerimiz Allah rızası için lütfen. Yani sonuçta bak Müslüman bu hataya düşüyor. Nefsine uyuyor değil mi? Nefsinin nefis ona galip geliyor. O şeye düşüyor. Alışkanlık yapıyor veya neyse uyuyor. Bari mübarek sen o işi yapma. Öbürü taşımasın, öbürü icat etmesin, imal etmesin, imalatını yapmasın. Bu işi bu şekilde kökten bir şekilde çözüm yollarına gitmenin çarelerini aramak lazım inşallah. Hocam bir de yani neticede içki insanın beynini uyuşturuyor veya işte aklını yerinden alıyor. Bir de şüpheliler var hocam. Yani içinde içkinin olduğu söylenen malum bir iki tane var yani hepimizin şu an söylediğim zaman insanların aklında hemen yer alan bir şey. Bununla alakalı da bir izleyenlerimize... Ya şüpheli yani bunun içinde var deniliyor yani bunu içmemekle şimdi alakalı. Şimdi gerçekten içecek olarak söylediniz tabii evet, değil mi yani? Gerçekten o içecek olan şeyin isimlerini buradan veremeyiz tabii biliyorsunuz. Yani o şeyleri izleyenlerimiz anlıyor. İzleyenler anlıyorlar onu. Zaten bu biliniyor ha bilinmeyen bir şey değil yani deniliyor ki bu hem sıhhat olarak da çok zararlı hem de içinde bilmem ne maddesinden dolayı işte etil alkol mü diyorlar bilmem ne diyorlar ondan dolayı içilmesi yani yine haram, tahrimen mekruh diyoruz ama bir Müslümanın tahrimen mekruh da olsa, harama yakın mekruh demektir o, mekruh da olsa yine onun şeyini yapmam, ondan uzak olması lazım. Şüpheli olan şeylerden aslandan kaçar gibi kaçmak lazım. Çünkü niye? Şüpheli olan şeylerin devamı haramdır. Yani hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu bir çit gibi tarif ediyor. Diyor işte o hayvanlar diyor orada otlarken de o çite kadar gelirler diyor. Çit dediği o şüpheli şeyler. Sonra orada otlamaya devam ederlerse çitin öbür tarafına geçerler. Yani sen şüpheli olan şeyi yapmaya devam ede bu sefer ona alışkanlık yaptın ya bundan bir şey olmaz diyorsun ya. Tak öbür tarafa geçtin. Neye geçtin? Harama geçtin. Şüpheli şeylerden uzak durmak lazım. Kaçmak lazım. Devamı harama düşürür. Onun için devamında haram olabilecek şüpheli şeyleri yapmak bile Müslümana böyle çok uzak durması gereken bir mesele ya. Bir de büyük bir tuzak. Hocam bu ismini vermediğimiz bu içinde Müslümanlara büyük bir zarar olarak bas bas bağırıldığı bu içecek çok acayip bir tespit hocam. Kendi memleketlerinde değil de daha çok çok fazla Müslüman ülkelerde tüketildiği ve bunun da reklamının çokça yapıldığı kendileri bir tespiti var. Kendileri bunun ne kadar zarar olduğunu çok iyi biliyorlar. Biliyorlar çünkü kendileri imal ediyorlar onu. Bir de ben şurada şunu söyleyeceğim. Ya Rabbimiz diyor ki, ya içkiyle alakalı söylüyoruz tabii buradan. Sana deniliyor ki, ya her şey serbest ya. Bir tanesi. Her şey serbest. Ne? Su serbest, ayran serbest, meyve suları serbest. Ne aklına gelebilecek şey, şalgam suyu, turşu suyu, aklına çoğalt bunu. Her şey serbest. Ya bir tane deniliyor sana ya. Bir tane ya. Hani zannediyor ki sen ya ya yok bir tane. Her şey serbest. Bir tane deniliyor ki o da niye? Ya mübarek aklını alıyor senin, aklını gideriyor, seni büyük yanlışlara yapıyor, seni zelil ediyor, küçük düşürüyor. Seni yani değişik hallere sokuyor ve ondan dolayı Rabbimiz de diyor ki bunu yapma diyor. Bunu bak sana haram kıldım. Niye? O da senin menfaatine ya. Bir tane yani. Yani haram kılınan şeyler öyle çok değil ha bir tanedir yani. Değil mi? Bir tanedir. Onu da Müslüman yapmayacak ya. İç ayranını iç, istediğin kadar tonlarca iç. İç meşrubatını tonlarca iç değil mi? İşte meyve sularını. Ama nefis gelir illa orası o şüpheli. Zaten o mesele orada zaten. Onun için yani bir tane şeye düşmeyelim ya. O da sırf nefsin şeyi, onunla bir şey yok yani. Nefsin şeyi, o da belli bir zamana kadar, belli bir zaman sonra kendi bloğundan tiksiniyor yani. Tiksindiği halde alışkanlık yaptığı için devam ediyor ama yani. Allah'ım inşallah. Tabii büyük konuşmayalım ha ben bunu söylerken Allah'a sığınırım yani. Yani bütün Müslüman kardeşlerimizi ama yakışmıyor. Kendini çok zor duruma düşürüyor. Gülüş duruma düşünüyor. Bir an önce düşenler varsa kurtulmayı Mevlam nasip etsin. İçkili diyorum yerden alışveriş yapılır mı hocam? Konuyla alakalı olduğu için. Yani eğer orada içki satılıyorsa caiz değil şey olarak. Ama şu var. Bazı hocalarımız deniliyor ki şunu söyleyelim. Eğer tamamı içki değil de içkinin haricinde helal olan bir şey satılıyorsa. İçkinin haricinde bakın. Buraya şeyi karıştırmayın. Caiz değil diyoruz. Direkt ifade. Eğer tamamı içki ise ama içkinin haricinde mesela orada işte çerez satılıyor, başka işte çikolata satılıyor, misal edeyim, satılıyorsa yine tercih etmeyecek.
Yine kes, arayacak mesela, bir mahallede mi oturuyorsun? Biliyorsun ki bu bakkal içki satıyor. Oradan alışveriş yapmayacaksın. Gideceksin içki satmayan bir bakkaldan herhangi bir yerden alışveriş yapacaksın. Ha oldu ki öyle bir var ha, ben bunu yani duydum yani. Adam öyle bir yere gidiyor ki içki satmayan şey yok. Zaruret halinde alınabilir. İçki satmayan ne yok? Bakkal, hikaye, market yok. E adam bir şey alacak ve aldığı şey de orada var. Ha eğer o öyle bir yer varsa, ki var yani bu zamanımızda var, maalesef var diyorum. Bak maalesef diyorum. O zaman sadece ihtiyacı kadar gidip de öyle bakkaldan fileleri doldurur gibi öyle doldurmayacak yani. İhtiyacı neyse onu almaya sadece fetva veriliyor. Ama ilk olarak ne yapacak? İçkisiz bir yer arayacak. Bulamazsa sadece ihtiyacı neyse onu almak şartıyla. Yoksa öyle gitmişken şunu da alayım değil de ona fetva veriliyor yani. Fetva veren şey hocam var. Kötü alışkanlıkların başında işte içki ve bunun gibi diğer alışkanlıklara bakıldığı zaman bunun alıştırılmasında en büyük etken arkadaşlar olarak geliyor. Hocam anne babalara da buradan söyleyeceğimiz ifade ne olur? Şimdi bu tabii temelden gelen bir şey. Mesela çocuğun belli bir yaştan sonra tabii çocuk biliyorsunuz belli bir yaşa kadar annenin kontrolünde gelir ama işte bu ergenlik dönemi dediğimiz 14-15 yaşlarından sonra çocuk artık ne yapıyor? Gözü açılıyor. Dışarıya karşı bir ortam oluşturmaya başlıyor. Onun için burada anne babaya bir kere önce temelden bir şey vermek lazım. İşte İslami eğitimi, her zaman anlattığımız şu 7 yaşına kadar işte öğrenmesi gereken, 10 yaşına kadar öğrenmesi gereken şekilde o temeli vermesi lazım. Temeli verdi. Ama çocuk yine de 14-15 yaşı o şeyle beraber bir hani gençliğin, ergenliği vermiş olduğu o heyecanla, hareketlilikle beraber bir arkadaş çevresi edindi. Ama ben şunu söyleyeyim. Temeli ver, sadece takip et. Korkma. Temeli ver ama bırak demiyorum. Temeli ver. Arkadaş çevresini takip et. Ne yap? Bir bak bakalım ya. Mesela çocuk öyle bir arkadaşlarla takılıyor ki anne baba bunu görüyor, hiç rahatsız olmuyor. Çocukların bakıyorsun mesela kötü alışkanlıkları olan bir tipler olabiliyor. Ne mi yanlışa düşebilecek tipler olabiliyor. İşte burada anne baba ne yapacak? Evladını mutlaka takip edecek. Yani böyle onun kötü alışkanlıklara, kötü arkadaşlarla beraber kötü alışkanlığa düşmemesi için arkadaşlarını ne yapacak? Takip edecek. Bu da anne babanın vazifelerinden bir tanesidir. Yani o çocuğu ya bu tamam büyüdü artık o yanlış yapmaz. Ben ona öğrettiğim zaman öyle bir şey yok yani. Takip edecek. Tatlı bir şekilde onu o hataya, mahalle baskısı deniliyor işte bunlara yani. Sen istediğin kadar dört dörtlük bir insan ol. Ama çocuğun kendisi de çocuk düzgün olabilir. Çocuğun kendisi de düzgün olabilir yani. Ama çevresi bozuk. Sen çevresi bozuk olan bir yerde o çocuk ne kadar kendini muhafaza edecek? Bir gün muhafaza edecek, iki gün muhafaza edecek. Ondan sonra eninde sonunda mutlaka ona ne yapacak? Ona düşecek yani sonuçta. Onun için çocuklarımızın da böyle arkadaş çevresini de çok iyi araştırıp takip etmemiz lazım. Bırakmamamız lazım. Hocam içki tükenilen yerlere bakıldığı zaman bu soruyu da sormadan geçemeyeceğim. Ondan sonra diğer sorumuza geçmek istiyorum. Daha çok böyle sahil kesimleri, o taraflar olarak görünüyor. Bunu neye bağlıyorsunuz hocam? Yaşantı tarzı mı diyelim veyahut oradaki insanların biraz daha şuursuzca hayat yaşantıları mı gerçekten diyelim? Gerçekten de baktığımız zaman mesela illere de baktığımız zaman bu böyle. Her zaman iç taraflar biraz daha böyle İslam'a yakındır. Sahil tarafları biraz daha böyle şeydir yani. Hikmet-i İlahi bu biraz artık yaşantı tarzıyla mı alakalı? İnsanların biraz daha böyle kırsal kesim demeyelim de sahil taraflarda yaşayan insanların biraz yaşantı tarzlarıyla alakalı olsa zannedersem. Ama yine de bunu öyle de şey yapmayalım yani şartlandırmayalım. Yani hep böyle bu işi yapanlar sahil kesimde oturan insanlardır demeyelim de çoğunluk belki veya bir kısmı diyebiliriz. Zayıf değil mi hocam? İnşallah yani. Allah'ım inşallah onlara da hidayet nasip etsin diyelim. Yani.